Mirror'dan herkese merhabalar. Bugün görmüş olduğunuz üzere sizlerle birlikte Game Power markasına ait Renji RGB modeline, model ismine sahip olan, böyle saçma sapan konuşmalarla girmeyi çok seviyorum bu arada, neyse, bir mouse'u inceleyeceğiz. Şimdi bu kutuya bakalım. Önce kutu böyle kapaklı. Kapak ne işe yarıyor? Açıp şey yaptığınız zaman, mesela diyelim perde alacaksınız. Bakıyorsunuz böyle içinde güzelmiş. Sesi böyleymiş. Tipi bu şekilmiş deyip beğenip alabiliyorsunuz mağazada, ama Game Power markasını çoğu, yani herhangi bir internet sitesi dışında herhangi bir mağazada görmedim. Teknosacı, Artçurt, Sartçurt falan filan oralarda yoktu. Şimdi klavye diyorum, pardon. Mouse bu şekilde. Bu arada bu mouse'un ışıkları fotoğraftakiyle alakalı değil. Yani öyle gözükmüyor. Onu da birazdan size göstereceğim. Hemen odaklayalım. Şimdi derseniz bir mouse'un bakalım kutusunda neler yazıyormuş efendim. Şimdi yazıyor ki burada. 9 tane programlanabilir tuş. Her iki ele uyar diyor. Ardından 20 milyon tane tıklamaya dayanıklıymış her tuşu. Ara ara böyle konuşma felci yaşıyoruz, kusura bakmayın. 1000 Hz'miş. Güzel. Ve biz bunu 125, 250, 500 ve 1000 Hz olarak ayarlayabiliyoruz. DPI'miz de 10.000'e kadar çıkıyor. Kablomuz 1.8 metre. Ve örgülü bir kabloydu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir mouse bu şekilde. Aynı şekilde Windows 7, 8, 10'da kullanabiliyoruz. Siz bu mouse'u Mac'te kullanırsanız, yani Apple'ın bir bilgisayarında, zannediyorum ki, yine konuşmada felç yaşadık, tuşlara tıklayınca farklı farklı işlemlerde çalışıyor diye biliyorum. Tabi yanlış biliyorsam beni düzeltirseniz sevinirim. Şimdi biz bu arkadaşı kutusundan çıkartalım. Bakalım içine ne var ne yok sevgili seyirciler. Şimdi kutusundan çıkardık. Kutuyu içinde boş, aynen hiçbir şey yok. Kutuyu attık gitti. Bu arkadaş bizi karşılıyor. Hemen şunu şuradan çıkartalım. Bunların kutusu çok zahmetli. Bunu nasıl çıkartacağım ben bunu? Çıkardım galiba. Bir tur daha kalmış. Çıkartamamışım. Evet, çıkarmayı başardık. Mouse karşımıza. Bu arada burası cırcırtlıymış. Fokuslu evladım. Orayı isterseniz şey yapabilirsiniz. Nasıl söyleyeyim size? Hani kablo çok uzun gelirse katlayabilirsiniz. Diyelim, hatta şu flash açarsam ne olur? Böyle olur. Bu şekilde bir şey var. Hatta kapatalım tekrar şunu. Bu AF ne şeymiş onu da bilmiyorum. Bastım ama her neyse. Şimdi mouse'umuz bu şekilde. Size görüyorsunuz zaten. Böyle alt kısmı bu şekilde. Burada iki tane butonumuz var bu arada. Bunlar RGB, işte ışığı söndür. Yukarı yapınca, aşağı indirince sönüyor. Yukarı ittirince açılıyor. Bir de tuş var. 3 tane mod var. Onun arasında geçiş yapıyor. Klavye yine dedim. Mouse bu şekilde. Şurada bir adet ışığımız çıkıyor. Onu hemen size göstereceğim. Tipi böyle. Mouse'un. Aynı zamanda yazılımı da var. Onu da sizlerle beraber inceleyeceğiz. Şimdi dilerseniz ışığı söndüreyim. Bir bakın. RGB'si, cartı curtu nasılmış. Ve de geçelim efendim. Yazılımına bakmaya bilgisayara bağlayıp. Bu arada içinden şöyle bir şey de çıkıyor. Bu ekstra ağırlık. Kaç grammış hemen ölçelim. Açıldı, güzel. Bıraktık sevgili tart arkadaşımızı. Işığı söndüreyim siz de görmeniz açısından. Sen de son bakalım. 0 gram yazıyor. Bu arkadaşı bıraktık üstüne. 15 gram ekstra bir ağırlık yapıyor. Poşetin ağırlığını düşelim 1 gram. Şurada 1 gram yoktur. 15-16 gram bir ağırlığa sahip. Mouse'un kendi ağırlığı ne kadarmış? Hemen onu da bıraktık. Mouse'un kendisi de 102 grammış sevgili izleyiciler. Bunu koyduğunuz zaman 125'e kadar çıkıyor. Bu arada kutu içerisinden çıkan bir adet de şöyle Game Power sticker'ımız var. Bu da bu şekilde. İstediğiniz yere yapıştırırsınız. Kalınca da bir şey böyle. Yani normal. Şimdi derseniz bunu bir bilgisayara bağlayalım. Ardından gelelim ve size RGB'lerini gösterelim. Mouse'u bağladık. Bu arada Türkçe bir kullanma kılavuzumuz var. Onu da gösterelim. İşte ne yapacaksınız? Nasıl çalışıyor falan filan. Windows 95, 98, 2000 XP, Vista, NT4.0, Windows 7, 8, 10 kurulum için USB tag zaten bildiğimiz şeyler. Buna çok da bakmanın bir manası yok. Nereye bağlayasın, cartürk bir şeyler. Garanti belgesi bu aynı zamanda. Hem garanti belgesi hem de kullanma kılavuzu. Türkiye tanıtım ve kullanma kılavuzu yazıyor. Garantisi de burada duruyor. Şimdi biz bu arkadaşı gönderdik kenara. Bu nasıl takılır size hemen bunu göstereyim. Bunun takımı biraz farklı çünkü. Normal değil. Hemen poşetten çıkarttık. Şimdi bu böyle bir ağırlık. 15 gram ağırlığında. Biz bunu ne yapıyoruz? Mouse'a takacağımız zaman, mesela bu ağırlığı diyelim kullanmak istiyorsunuz.
Alttan takmıyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle olacak, beşgen şeklinde. Düz kısmı iç tarafa gelecek. İçeriye bırakıyorsunuz. Ve orada bir mıknatıs var. Onu tutuyor. Ve görüyorsunuz artık şey olmuyor. Aşağıda ışık vermiyor. Hemen onu çıkarmam gerekiyor bir şey gösterebilmek için. Gördüğünüz gibi şuradan da renk çıkıyor. Yani bu ışığı masa yansıtıyor. Aynı o arabalarda olduğu gibi. Tokyo Drift izleyenler varsa bilir. Kenarlardaki ışığı göremiyorsunuz. Niye göremiyorsunuz? Aynalı bir yapı var orada. Hemen şunu söndürelim. Kenarlardaki ışık görmüş olduğunuz üzere kutuyla alakası yok. Böyle bir hafif renk mink veriyor. Ben baktım buna. Yani ben o kadar da o ışığı beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Buradaki fena değil, iyi. Hatta alta da çok gayet iyi yansıtıyor. Masaya koyduğunuzda bu şekilde güzel duruyor. Odaklı evladım. Odaklayabilirsem odaklayamadım. Şimdi mouse'umuzun yan tarafında tuşlar var. Orada birkaç tane modu var. Kendi içerisine gelen hemen tuşa basıp göstereyim. Tuş burada mıydı? Ben de göremiyorum ki. Evet, tuş burada. Tuşa bir kere basıyoruz. Böyle bir moda geçiyor. Nefes alıp verme galiba bu. Aynen, bir daha basıyoruz. Bu sefer de bakın şöyle geliyor. Şöyle geliyor. Böyle gidiyor. Böyle geliyor. Bir sağdan bir soldan veriyor. Siz de görebildiğiniz kadar, tabii nasıl, ne kadar görebiliyorsunuz öyle bilmiyorum ama. En baştaki moda geldik. Diğer modda nefes alıyor. Yukarı doğru çıkıyor. Tekrar veriyor. Aşağı iniyor. Böyle değişik modu var. 3 tane tuşa basarak değişebiliyoruz. Tabii bunları yazılımından da siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu mouse'umuzun. Şimdi bu moda bu şekilde size göstereyim etrafını birazcık. Şu üstte de ufak tefek ince RGB çizgilerimiz var. Alt kısmı bu şekilde. Oldukça parlak bir ışığı var. Diyelim şuradaki çizgilerin ne olduğunu anlayacaksınız şimdi. Hemen dilerseniz oraya geçelim. Şimdi görüyorsunuz ki burada 3 adet ışık var. O 4 oluyor bu arada. Bu DPI modunuzu gösteriyor. 4 adet mod ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 1000 DPI bu yaptınız. 2000'i bu yaptınız. 5000'i bu yaptınız. 10.000'i bu yaptınız. Böyle yaptığınız şekilde hani hangi DPI'desiniz görebiliyorsunuz. Burada görüyorsunuz şöyle tutmayı kolaylaştırmak için bir kauçuk yüzey var. Hani bu mat plastik değil. Üst tarafı burası bildiğimiz plastik. Üst tarafı mat bir plastik. Sesen anlaşılıyordur belki. Normal plastik gibi değil. Hani böyle ekstra nasıl tabir edeyim? Böyle bir plastik işte mat diyeyim siz anlarsınız zaten. Şeklinde böyle oluyor, parlamıyor herhangi bir şekilde. Buralar parlıyor mesela. Mouse tekerleğimiz bu şekilde. Burada 2 adet tuşumuz var sol tarafta. Aynı şekilde sağda da var. Her iki elle kullanmaya uygun olduğu için mesela sola tutalım ve sağda tutalım bu şekilde. Mouse fena değil. Tabii ki bu tuşlar beni rahatsız etmiyor değil. Ben sağ elle kullanıyorum. Yani beni rahatsız etti. Siz de eder mi? Orasını bilmiyorum. Zaten birazdan da bahsedeceğiz size yazılımını anlatırken. Ekstra. Böyle bir mouse. Ben bu arada bunları da RGB zannediyordum alırken. Buradaki RGB'leri parlak zannediyordum değil. Buraya ayna gibi bir şey koymuş. Zaten yansıyor siz de görüyorsunuzdur. Etraf. Değişik, garip bir mouse. Bu şekilde. Fena değil ama güzel. Tipi iyi, hoş. Altta da şöyle ayaklar var. Kauçuk. Buradan istersek tüm RGB'yi kesebiliyoruz. O yukarı aşağı kaydırabildiğimiz şeyle. Bu arada kullanmayınca şurada bir tane daha sensör var. Muhtemelen o ayrı bir sensör, bu başka. Mouse'u kullanmayınca bir süre sonra kendi kendine ışıklarını söndürüyor. Bu da güzel bir artı. Bunu da beğendim. Başka da bu şu an herhangi bir anlatabileceğimiz bir şey yok. Mouse bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Güzel, şık, iyi. Şimdi derseniz ne yapalım? Bunu bir bilgisayara bağlayalım. Ardından bahsedelim size efendim yazılımından. Evet, şimdi de mouse'umuzun yazılımını tanıtacağız size. Buraya da koyduk kendisini. Belki işte RGB'sinin rengi falan değişir de görürsünüz diye. Bu arada şöyle göstereyim. Bakın şu alttan ışık yansıyor oraya. Yani şu kenarlar aynalı. Kutudakiyle alakası yok bu arada. Kutusunda buraları bayağı RGB gösteriyordu. Yani burada ben çok ufak iki tane şöyle tam şu şekilde şu açıdan bakarsanız iki tane LED görebiliyorsunuz. Onun dışında herhangi bir farklı bir şey yok. Farklı bir şey yok derken yani aynı bir şey yok diyelim. Yani güzel gözükmüyor. Şuradaki aynalar hoş olmamış. Şeffaf olsaymış ya da daha güzel bir şeyler yapsalarmış. Diyecektim ki eyvallah. Bu arada bir de SteelSeries Rival 3 ile kıyaslayalım isterseniz. Bakın böyle. İkisini yan yana koyuyorum. Bir tanesi diğerine göre daha büyük genişken bir tanesi daha üstten basık. Rival 3'ün ben şahsen kullanımını daha çok seviyorum. Sahille kullanan birisi olarak. Bu her iki elle de uyumlu. Bir de şöyle bir şey var. Bunun burasındaki tuşlar beni rahatsız ediyor. Şunlar. Yani elimi koyduğum zaman böyle şu parmağıma yüzük parmağı oluyor. Sağ elimin. Ona şeyler hani böyle tuşlar değdiği için bazen mesela ona bir şey atarsanız oyunda ya da başka bir şeyin esasında ben ses açma kısmına atmıştım. Hareket ettirince şey oluyor.
böyle yanlışlıkla eliniz falan çarpıyor. Güzel bir his olmuyor diyeyim. Neyse şimdi açtım bu arkadaşın uygulamasını. Biz de şunu geri çekelim bu arada. Yani Rival 3 bence bu aralıkta, hani gerçi tipi size kalmış da, ben olsam Rival 3 almayı tercih ederim. SteelSeries'in hem yani benim açımdan çok daha hoş, daha şık, daha sade bir mouse. Tabi tercih size kalmış. Game Power'ı da tercih edebilirsiniz. Tasarım olarak Game Power'ın bazı artıları var. Mesela şuradaki işte DPI'yi arttırdığınız zaman yanan azalan ışıklar. Bunda öyle bir şey yok. Ama bunda yazılımı bununkine göre kat kat iyidir. Hem ses modu falan filan bir sürü mod var içinde. SteelSeries bile kalbiniz varsa ikisi birbirine uyumlu çalışabiliyor. Bu arkadaşlar öyle bir şey şimdilik mümkün değil. Her neyse. Şimdi bunu buraya bırakalım bu şekilde. Tekrar şu mouse'u çekelim. Biz bunu kullanacağız. O da öyle kalsın. Siz görün. Şimdi biz burada görüyorsunuz profiller var. Profil 1, profil 2, profil 3 diye. Bu profil 1 bu arada hepsine farklı. Mesela bu K diyor. Bu tuşların ayarları. Mesela profil 3'e ses kısıp açmaya atamışım. Bunu sadece profil 3'teyken kullanabiliyorum. Ben mesela şu anki modu istemiyorum diye mouse'un modunu. Hemen değiştireyim onu da. Şöyle altında görmem lazım. 1. Ben bu modu istiyorum mesela ama artık buna ses kısıp açamıyorum. Siz de görüyorsunuz. Hemen 3. moda geçelim. 1, 2. Yani 3. moda geçtik. Bakın şimdi görüyorsunuz ekranda ses açma kısmı var. Yani bunu kullanacaksanız şuradaki tuşlara atadım bu arada. Burası ileri geri için kullanıyorum. Tarayıcıda farklı yerlerde. Ya da işte oyunlarda bas konuş olarak diyelim. İşte böyle oluyor. Yani eliniz oyun oynarken şöyle yanlışlıkla dokunuyor. Mesela ben arada böyle kaldırıyorum, hava indiriyorum, bir şeyler yapıyorum. Elim çarpıyor. Hoş olmuyor benim açımdan. Ardından ne söyleyebilirim size? Ayarlara devam edelim. İşte burada bütün tuşlarını yerleştirebiliyorsun. Multimedya, ses kıs, ses aç. Windows tuşları, örneğin tarayıcıyı aç falan filan. E-mail, bilgisayara git, hesap makinesini aç gibi tuşlar buradan atabiliyorsun. Zaten burayı inceler bakarsınız. Bir sürü bir şey oluyor. Hatta sorarsanız da size cevap vermeye çalışırım. Profil 2'de zaten hepsi aynı. Profil 3'ü kullanıyor şu an. Konfigürasyon 1, 2, 3 var mesela bu. Ha, öyle miymiş acaba? Tamam. Ben konfigürasyon, gerçi bir daha bassam 4'e geçmeyecek. Garip. Biraz değişik. Burada RGB ayarlarımızı yapabiliyoruz. Şu konfigürasyon 1'e geç bakalım. Bu ilk kullan. Hatta şunu apply deyip göstereyim size. Bu şekilde renkler sürekli dönüyor. Böyle bir mod. Burada ne diyor? Bir dakikada işte ne dönmesi dönmesi bir şeyler, lambanın ışıklarından bahsediyor. Buradan hızını ayarlayabiliyorsun. Mesela en hızlıyı aldım. Gözüm disko topu gibi bir şey oldu. Ben daha yavaş slow seviyorum, böyle yavaş yavaş geçsin. Bu yüzden böyle aldım. Böyle hoş bir şekilde renkler takılsın. Ondan sonra buradan şey ekleyebiliyorsun mesela. Benim bu modu beğenmediniz. Hatta dur yeni ekledim şuraya. Dördü ben kendim yapmıştım. Mesela böyle bir şunu bir kullan diyelim. Mesela böyle bir mod var. Örneğin sarı geldi aşağıya. Tekrar diğer taraftan çıkıyor bu arada, siz göremiyorsunuz. Yeşili olarak geldi. Mavi olarak geliyor şimdi. Zaten böyle yapayım, böyle görün bari. Aynı şekilde diğer taraftan da geliyor. Onu göremezsiniz diye şey yapmıştık. O da zaten gözükmemiş. Böyle bir mod var. Modları fena değil bu arada. Güzel. Eğlenceli bazı şeyler var. Çoğu mouse'da görmediğim. Böyle bir şey var. Bu nefes al ver. İçeriye veriyor. Tekrar geri alıyor şu şekilde. Dalga modu diyelim daha doğrusu. Bu neymiş? Bunu bir kullanalım. Bu arada az önceki modu ben mouse'da göstermedim. Onu da göstereyim. Bu ne? Aynı şekilde bir sağa bir sola veriyor. Zaten siz de burada nasıl olduğunu görüyorsunuz. Bunu yapmadık ve buna bakalım. Bu da böyle. Ve al, ver, al, ver. Her rengi bir kere yapıyor. Bu arada rengini de ayarlayabiliyorsunuz buradan. Ripple diye bir yer var. Bu zaten az önce kullandığım galiba. Evet, o. Flowing var. Bu da zaten diğer mod. Az önce gösterdiklerimizden birisi. Bir de kapatabiliyorsunuz. Böyle bir dördüncü mod da böyle kalsın. İşte burada RGB ayarlarımızı böyle yapabiliyoruz. Ondan sonra buraya ışık mışık atabiliyoruz. Hani seçtim birini, şunu dedim ki kardeşim örneğin şu yeşil beyaz olsun falan filan, ayarladım bir şeyler. Oluyor böyle şeyler. Mümkün. Resetleyelim. Olduğu gibi kalsın. Makro ayarlayabiliyoruz burada. Böyle bir ayarımız mevcut. Ardından bu da bildiğimiz DPI ayarı. Herzi merzi. Şunu bine çekelim. Hızlı olsun. Erzimez her şey burada mevcut, bu şekilde görüyorsunuz. İşte 1000, 1600, 2000, 2000, 3200, 5000. Siz bunu kendi kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Mesela 5000 tıklayıp bunu çekip böyle 7800 ya da 10.000 yapabilirsin. O kadar da zor olmasın. 5000 çok fazla bile yetiyor.
Ki bence mesela mouse'larda bazıları diyor kardeşim bizim 16.000 DPI'miz, 20.000 DPI'miz, 100.000 DPI'miz vardı. 100.000 diyen yok da bu arada. Ekledim onu. Yani bir işe yaradığını zannetmiyorum. O kadar DPI'ın. Çünkü zaten monitörünüzün 8K falan olması lazım. İşte 10.000'lere, 15.000'lere çarpmak için. Tabii çok ufak tefek şöyle hareketler yaparsanız bile, yani şu an görüyorsunuz ne kadar hareket ediyor. Bu arada kaç bin DPI demiş şu an. Bunu bir max'a çekelim. İşte kaç bin DPI olur da burada yazmıyor. Keşke o da yazsaydı. Güzel olurdu. Şu an mesela en fazla burada 5.000 var. 5.000 bile değildir yani bence. Bakın çok ufak hareketlerle şöyle şuradan şuraya şu kadar bir hareket ediyorum. Yani öyle ben şöyle koyuyorum daha iyi benim açımdan. Yine şu tuşa yanlışlıkla bastım. İşte öyle bazı sıkıntıları, artıları, eksileri mevcut. Alttaki ağırlık mıknatısla yapışmış. İsterseniz sökebiliyorsunuz şu şekilde. O da böyle. Hani diyorsan buraya yansısın bile ben daha hafif seviyorum. 15 gram hafifletiyor mouse'u. Fark oluyor mu? Evet, fark hissediliyor. Yani mouse'tan hissediliyor. Böyle başka normalde bir şey hissetmezsen. O da mıknatıslıydı bu arada. Söyledim bilmiyorum. O şekilde çalışıyor. Yani genel olarak fena bir mouse değil. İşte yazılımımız da bu şekildeydi. Daha anlatacak pek de bir şey yok. Ele iyi oturuyor mu? Yani Rival 3'ü ben daha sevdim. Daha çok tercih ederim. Zaten ikisinin fiyatları birbirine çok yakın. Rival 3 alınabilir. Böyle bir mouse. Ama yani RGB konusunda bayağı şekilli şukulu bir şey yapmış Game Power. Şu aynalar olmasaymış daha güzelmiş üstten. Mesela oradaki RGB ben sizi hiç göremiyorsunuz şu an yansımadan dolayı. Yani hoş olmamış. Ben onu beğenmedim. Kutuda gözüktüğü gibi değildi. Ya da internette fotoğraflarına baktığınız gibi değildi. Diyeyim size. Bu bölümü de 10 dakika boyunca anlattık. Fikirlerimizi söyledik. Beğendik mi beğenmedik mi bunları size ilettik. Yani normal bir mouse. Sizin tabii ki şeyinize kaldı, bağlı. Sensörleri kötü değil bu arada. İyi. Oyunda da denedim. İyi. Fena değil. Kötü değil yani. Ama ben şahsen Rival 3'ü tercih ederim. Hem RGB'leri daha şık bence. Hem de daha fazla yazılım artısı var. Zaten DPI olarak çok yakınlar. Bu da 10.000'di. Bu da 10.000 galiba. Yok, bu 8.000. 8.500 olabilir. 8.005'e 8.500'e 10.000 olsa gerek. Zaten o kadar da çıkıp kullanan pek zannetmiyorum. İşte bunun bir artısı bu. Bunda öyle bir şey yok. Basıyorsun DPI değiştiriyor şuradaki tuşa ama şey olmuyor. Işık da göstermiyor kaşındasın. Bu güzel bir artıydı. Böyle bir mouse. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olursanız da bizi çok fazla aşırı derecede mutlu etmiş olursunuz. Görüşürüz.